Anne ben okula gidiyorum. Neden? Cennet, içeridesin biliyorum. Aç kapıyı. Anne, kapıda adamlar var. Cennet! Ya ablamı almaya geldilerse? Bu kadar da kolay değil. Hayrola? Niye geldin kapıma? Yerin dibine de girse seni bulabileceğimi görersin istedim. Biliyorsunuz değil mi? Yemin sizi bulursa ne olur? Ya tamam, git söyle hadi. Nasıl olsa üstümüze salan sensin. Bak Cennet kadın, benim niyetim bu olsa daha fenasını da yapardım ama yapmayacağım. Çünkü ben bu savaşa son vermeye geldim. Sen oğlumun başında kara bulut olmaktan vazgeçeceksin. Bizi birbirimize bırakacaksın. Ben de sizi birbirinize bağışlayacağım, değil mi? Ne söylüyorsun sen? Neyin pazarlığını yapıyorsun benimle? Ah, pazarlık işte. Doğru dedin. Pazarlık. Ben diyorum ki sen Yemin'den uzak kalacaksın. E biz de Zümrüt'ü ağaya vermekten çayacağız. Şimdi ana olmanın gereğini yaptım. Hiç değilse oğlan ondan vazgeçtiğini öğrenemeyecek. Ha? Değil mi? Ha? Bak siz ananıza sahip çıkacaksınız. Eğer o çenesini tutarsa o zaman siz kurtulursunuz. Yoksa vallahi delirdi ha Yemin. Ben bile sahip çıkamıyorum artık oğlana. Anlaştık mı? Anlaştık, anlaştık. Hadi bakalım. Hele salacakla kalın. Hadi sen okuluna git. Anne. Kapanan kredi hesabının evrakları. İmzanız gerekiyor, bankaya ileteceğim. Hoş geldin Artem. Müsait misin? Tabii tabii. Bir şey içer misin? Bir acı kahveni içerim. Hele Hande kendi elleriyle yaparsa çok daha sevinirim. İyi fikir. Hande bize birer kahve yapar mısın? Peki. Telefon kayıtlarına baktırıyormuş. En ufak bir şeyi bulursan haberim olsun dedim. İyi. Ali Zafer, duyuyor musun beni? Ha, bu arada atölye için Cennet Hanım'la konuşabildin mi? Ha, yok, birazdan gider konuşurum. Acele etsen iyi olur, her şey hazır. Tamam tamam, kahvemizi içelim ondan sonra. Tamam. Paşam, rahat mı oralar? Ben açarım. Emlakçının hanımı gelmiş. Hoş geldin Hayfer ablacığım, geç. Girmeyeyim canım. Boğazınızdan sıcak bir lokma geçsin diye yemek getirdim. Ay ne zahmet ettin. Zaten buraya yerleştik, size çok zahmet verdik. Aşk olsun. Komşu komşuya böyle yardım edecek tabii. Esas benim sana müjdeli bir haberim var. Bana mı? Hayrola abla? Benimki ev sahibiyle konuşmuş, evi makul bir fiyata kiralamaya ikna etmiş. Ay ondan Allah razı olsun ablacığım ya. Sağ olsun, çok sevindim, sağ ol. Hadi bakalım, sen paraları hazırla, kontrat bugün yarın gelir. Ya. O var diyorsun değil mi? Ne oldu, yüzün düştü? Ya abla, ev sahibi benim kapıma gelirse benim ona verecek bir kuruş param yok. Ben iş bulamadım.
Ayol üzüldüğü şeye bak. Benim tanıdığım bir restoran sahibi var. Çalışacak eleman arıyor. Oradan kazandığın parayla kirayı da ödersin, cebine harçlık da kalır. Ha, olur diyorsun ha. Hamur açmayı biliyor musun? Biliyorum. Oldu mu hiç? Hadi giyin de gidelim. Ha, tamam abla dur. Bunu bir bırakayım, ben hemen geliyorum. Kiraz, anneciğim şu yedek anahtarı al çocuğum sen. Tamam mı? Çıkar şuradan. Ben hemen gidip geleceğim, tamam mı? Siz de şu yemekten yiyin, güneşe de yedir anneciğim. Tamam kızım? İş bakacağım. Ama dikkat et sen de. Hadi gör. Anne anahtarı. Ay ne yiyeceğim ben? Hadi. Dikkat etseniz okul burası. Okul mu? Peki sen hangi sınıftasın? 5A mı? Okul kampüsünde bu hız ne? Bak hala okul diyor ya. Burası üniversite. Üniversite. Ha sen galiba çömezsin. Ben çömez falan değilim. Birinci sınıf öğrencisiyim. Tamam zaten çömez diye son sınıflara söylenmiyor. Özür dileyeceğinize hala dalga geçiyorsunuz. Yani havalara bakarak yürüyen sensin. Bir de dikkat etmediğin için özür dilemesi gereken ben miyim? Beni neredeyse eziyordunuz. Kabahatli ben mi oldum yani? Tamam. Tamam madem senin için bu kadar önemli özür dilerim. Ama şu an hakim karşısında olsaydık %100 sen suçluydun. Bir de avukatlık dersi vermeye kalkmayacaksınız inşallah. Niye çok madil buldun? Benim derse yetişmem lazım. Gelmedi daha. İşe girdi demek ki. Biz de hep böyle bekleyeceğiz mi ya? Hayır beklemeyeceğiz. Kalk Güneş, biz de çıkıyoruz. Giy ayakkabılarını ablam. Heh. Ne oldu, bitti mi ders? Dağıttılar mı adalet? Lütfen benimle düzgün konuşun. Niye? Bence senin adil olma ihtiyacın var. Ya sizin işiniz gücünüz yok mu öğleden beri burada böyle oturuyorsunuz? İşim gücüm budur benim. Gökyüzünü boyarım her sabah. Anladım. Yani işiniz gücünüz yok, böyle ağacın altında oturup gibi oturup gelene geçene laf atıyorsunuz. Bence ağacın altında oturmayı küçümseme. Yani bak, eğer Newton da ağacın altında oturmasaydı belki şu an çok daha farklı bir çağda yaşıyor olabilirdik. Keşke boş harcayacak vaktim olsaydı ama yok. İyi günler. Zümrüt. Erken gelmişsin Yusuf. Bir kampüs havası koktu dedim. Siz tanışıyor musunuz? Hayır. Evet. Bir tanışalım. Yusuf ben. Zümrüt. Bu da Yusuf. Yusuf işte. Demir'in abisi. Yani sayılırım. Ablacığım mendil alır mıydın? Abim mendil alır mıydın? Siz alır mıydınız mendil? Teyzeciğim mendil alır mısın? Teyze, ya duymuyor musun mendil diyorum. Utanmıyor musun yaşlı kadını rahatsız etmeye? E duymuyorsun sandım, ne var yani? Ama maşallah duyuyor musun? Birinde papuç kadar mı? Terbiyesiz. Hocam haklısın, utanmıyor musun mendil satmaya? Adam gibi bir iş bul da çalış. Dilenci değilim ben. Çalışıyorum burada. Size iyilik yaramıyor be. Beni nedir, nedir? Zümrüt, tam senlik bir iş buldum. Şimdi bizim Yusuf Fransa'daydı. İzin ver ben anlatayım.
Şimdi ben bu üniversitede bir proje yürütmeyi planlıyorum. Üçüncü dünya ülkelerinde kadına şiddetle alakalı. Neden beni seçtiğinizi anladım. Bir bitirsin istersen, dinle. Dediğim gibi bu konuda araştırmalar yapacağız, istatistik geliştireceğiz. Gerçek hikayeler dinleyeceğiz. Ve bunu yapmak için de özverili bir ekip oluşturmam lazım. Çok yüksek bir ücreti yok ama bir öğrenci için ideal olduğunu düşünüyorum. Ne dememi bekliyorsunuz demiş. Hemen olur demem gerekiyor, öyle mi? Yani niye olmasın ki? Hayır diyeceğini düşünmemiştim. Nasıl yani, anlamadım ben. Biz kadınların kapılarını çalacağız, bize anlatın diyeceğiz. Onlar da anlatacak, biz de not alacağız, öyle mi Yusuf Bey? Yani tabii işin bazı zorlukları var, farkındayım. Hayır, bence farkında değilsiniz. Bir kadın yaşadığı şiddeti kendine itiraf edemez. Bize neden anlatsın? Evet. Dediğin şeyi istatistikler de zaten doğruluyor. Bizi şiddete maruz kalmış insanların oranı... O istatistik dediğiniz rakam olarak gördüğünüz şey bazı insanların hayatlarının ta kendisi. Zümrüt. Sen bizi yanlış anladın. Yok, gayet de iyi anladım. Kırığı ağaçtan düşene sor demişler, siz de bana soruyorsunuz işte. İstemem ben, sağ olun. Zümrüt. Daha önemli bir konu var konuşmamız gereken. Vaktin var mı? Elbette sevgicim. Dinliyorum seni. Kendimle ve ailemizle ilgili bazı kararlar aldım. Hmm. Alkol tedavisine mi başlıyorsun? Hayır. Zaten bir süredir içmiyorum. Gerçi farkında bile değilsin ama... Neyse, işle ilgili. Hmm. Şirkette çalışmaya başlamak istiyorum. Hayatımı düzene sokmak istiyorum. Çalışmak galiba en iyisi. Hatta şu yeni açılacak atölyenin başına geçebilirim diye düşünüyorum. İyi de sevgi. Demir doğduğundan beri sen hiç çalışmadın ki. Nasıl olacak? Önemli olan benim istemem değil mi? Evet ama bunu Artem'le konuşmam gerek. Nasıl mutlu oldum anlatamam Yılmaz. Bence acele etme. Proje Artem'in projesi. Onunla konuşmadan bir şey söyleyemem. Ya patron sensin, halledersin. Yanlış bir zamanda mı geldim? Hayır hayır, gel Hande'cim. Sana bir müjdem var. İşe başlıyorum. Hem de sizinle. Aa, çok sevindim. Hadi Yılmaz, gidip üçümüz bunu kutlayalım. Ben gelemem hayatım. Burada yapmam gereken bir sürü iş var. Sen şimdilik Hande ile kutla bunu. Tamam, hadi Hande'cim, gidelim biz. Ama sevgicim, benim bugün çok işim var. Ama patronumuz izin verdi. Hadi, görüşürüz hayatım. Afiyet olsun. Cennet, iş yerine gelmiyor değil mi? Gelmiyor şimdilik. Ama Yılmaz Bey'in onunla ilgili planları var, biliyorsundur sen de. Aa, söylemediler mi sana? Şu yeni kurulan atölye var ya, onun başına geçireceklermiş. Yılmaz da haklı tabii. Bu fırsat kaçmaz. Tabii. Suyla kutlama mı olurmuş? Hadi birer kadeh şarap içelim. Ben artık alkol kullanmıyorum Hande. Aman birer kadehten ne olacak? Hadi sevgi. Hayatım, ben içmiyorum artık. Ama sen söyle şarabını. Ben bir soda alayım. Tabii efendim. Ben de bir soda alayım lütfen. Tabii. Kolay gelsin Cennet Hanım.
Bey, beni nereden buldunuz? Emlakçıya sordum. Biraz konuşabilir miyiz? Ya burada konuşamam şimdi. Ayıp olur. Ben patrona bir sorayım. Dışarıda bir 5 dakika konuşuruz. Tamam, tamam. Ben bekliyorum. Tamam. Zümrüt. Zümrüt, bir durur musun lütfen? Derse geç kalıyorum. Yani gerçekten neden böyle davrandığını anlamadım. Git Demir. Tamam. O zaman dersin bitene kadar ben de burada beklerim. Hayır, bekleme, git. Zümrüt, keşke hemen reddetmeseydi. Bu projede çalışanlara para verecekler. Hayır Demir. İnsan para için içini orta yere döker mi hiç? Bari sen böyle söyleme. Bizim yaşadıklarımızı gözünle görmedin mi? Gördüm evet ama... Derse geç kalıyorum. Ya Zümrüt. Bak şimdi Cennet. Ben kendime yeni bir atölye açıyorum. Senin ustalığına ihtiyacım var. Olmaz Yılmaz Bey, sağ olun. Hemen itiraz etme, sana açıyorum demedim ki. Kendim açıyorum. Yani burada kazandığın parayla İstanbul'da yaşayamazsın ki. Kolunda bir tane altın bilezik var, onu kullansana. Vallahi inat değil. Ama siz benim dertlerimi biliyorsunuz. Ben sağ olun demiş olayım size. Yani mesele yeminse, o bir iyileşsin, ayağa kalksın, konuşuruz. Yok, ben o kapıyı kapatacağım zaten. Ne yapacaksın? Bir şey diyeceğim. Bilal seni tehdit mi ediyor? Yok, yok, öyle bir şey değil. Ya o zaman niye itiraz ediyorsun ki, anlamıyorum. Yani bu camekenin arkasında hamur açarak hayat mı geçireceksin? Gel atölyenin başında dur. Burada yeni insanlar yetiştir. Vallahi olmaz. Sağ olun, olmaz. Benim de kısmetim şimdilik o hamur tekmesiymiş. Ne siz bunu söylemiş olun, ne de ben size hayır demiş olayım. Heh. Peki, öyle olsun. İnadım inat. Estağfurullah. Peki. Ama sen yine de bir düşün, olur mu? Çocuklara selam söyle. Sağ olun siz de evdekilere. Güneş'im, şimdi önündeki mendille şu Dudrun ablanın yanına gideceksin, tamam mı? Ama azıcık böyle sevimli ol, gülümse. Hiç de ihtiyacım yoktu altın saçlı kızı. Geri çevirmeyeceğim. Ne kadar bu, ha? 1 lira. Al sana 1 lira. Gel, gel. Ay, gelin sana ya. Gelin sana ya. Bu mendili de al. Şu oğlanın yanına git, hadi. Benim ağzımda. Şimdi ne yapsam? Şuraya gidelim, hadi gel. Ben de geliyorum seninle. Buyurun. Merhaba, ben bir şey almayacağım. Ben burada işe başlamak istiyorum. Tamam, ne zaman başlarsın? Yarın. Olur. Nasıl yani? Alındın mı şimdi işe? Ders programını getirirsin, saatlerine bakarız. Uygunsa bugün bile çalışabilirsin. Tamam. Kaç para alacağını sormayacak mısın? Hakkı neyse o olur. Adın ne peki? Zümrüt. Benim de Seyfi. Memnun oldum. Ben de memnun oldum. Kirazım nasılsın? Veysel. Bir de bana kirazım mı diyorsun hala ha? Bak ben... Korkak. Ya benim canımın peşindeyken vurmadın. Kendi parana göz dikince mi vurmaya kalkıştın ha? Yapma Kiraz, böyle deme. Ben onu doğrultmadım silahı. Vallahi billahi başkasının önüne atladı. Başkasına mı? Ya zaten kaçıp gideceğim buralardan. Küs ayrılmayalım. Kapına geleyim bir göreyim seni ha. Ne konuşacaksın benimle?
Hem annem ikimizi görürse benim bacaklarımı kırar. O yokken geleyim. Müsaade et. Son defa göreyim seni. Bunca yıl hatırı var ha. Tamam. Annem yokken gel bak ama bekliyorum. Çabuk oğlum. Tamam. Sen ver bana adresini.